Yepyeni bir videodan hepinize selam arkadaşlar. Bugün inanılmaz analizler yapacağız. Bakın tarihe yön vereceğiz bugün bu videoda. O kadar net konuşuyorum arkadaşlar. Neo, Ethereum, Link ve Atom coinlerini analiz edeceğiz. Ama bu coinleri ilgilendiren çok önemli bir şey var. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere. Bu coinlerde Dead Cat Bones başladı arkadaşlar. Dead Cat Bones nedir hocam dediğinizi duyar gibiyim. Hemen söylüyorum. Kelime manası olarak ölü kedi sıçraması demek. İçeriğine baktığımızda büyük bir düşüşün ardından fiyatlarda kısmi bir toplanma durumu. Hocam kısmi bunun neresi? Yahu ne o? Şuralardan buralara kısmi bir şekilde toplanıyorsa 16 dolardan 18 dolar kısmi bir toplanmaysa genel bazlı yükselişte sizce neler yapar neler? Aynı şekilde Ethereum bak şöyle hemen göstereyim. Yahu 340 dolardan 380 375 dolara kadar gelmiş bir coin. Hafif bir kımıldama yapmışsa kısmi bir toplanmaysa bu coin'in sizce daha büyük toplanmaları nereler acaba? Veyahut da Link'i. Bak şuraya da çarpıyı çizmiştim zaten zamanında. Bir önceki videolarımda. Hepsini anlatacağım sakin olun. Muazzam şeyler gelecek. Sarmadan, sıkılmadan, dikkatli bir şekilde dinleyelim. Dinlememize geçmeden önce sizlere çok güzel bir şeyden bahsedeceğim. An itibariyle arkadaşlar 2 gündür sanırım Twitter'dayız. 250'ye yakın takipçimiz var. Açıklama kısmına ve yorum kısmına bıraktığım Twitter adresimi takip edebilirsiniz. Çok güzel analizler paylaşıyorum orada anlık anlık. Sizler de bunlardan faydalanabilirsiniz arkadaşlar. Bakınız ta yükselişler başlamadan önce Atom için uyardım. Tam dediğim seviyeye geldi. Neo için uyardım. Tam dediğim seviyeye geldi. Bak 140 dedim 140. 140 dedim 9 Ekim. Chainlink. İvmeye kaldığı yerden devam edebilir dedim. Burada 79'du ben. Paylaştıktan 3-4 saat sonra 84'e çıktı. Daha doğru. Chainlink. 11 dolara geliyor gönlümün efendisi. Kırdığı takdirde sert darbelerle yukarı hareket yapacaktır demişim. Bunu da bu videoda açıklayacağız. Sizler de Twitter adresiniz varsa beni oradan takip etmeyi unutmayın dostlarım. Bu arada hemen küçük bir hatırlatma yapayım. Hemen böyle alt tarafta da görmüşsünüzdür. Hemen şu an girmiştir devreye. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız bu tarz değişik videolardan değişik videolardan haberdar olabilirsiniz. Piyasanın diğer YouTuber'larına nizaben ben daha çok arkadaşlar hem sizlerin anlayacağı bir dilde hem de çok önemli haberleri sizlerle paylaşıyorum. Ve içeriklerim tamamıyla herkesin anlayacağı bir dilden oluyor. Sizler de abone olup bildirimleri açarsanız dostlarım bu sizin faydanız olur. Çünkü yatırımcı insanlar her zaman bir dayanak arar. Sizlerin dayanağı da ben olabilirim arkadaşlar. Emeğimin karşılığı için de lütfen like atmayı unutmayalım. Gelelim hadi Neo'nun analizlerine başlamaya. Çok heyecanlıyım çünkü arkadaşlar... Dead Cat Bones sabah itibariyle başladı. Yahu gül gibi uyuyan yılanı kaldırdı. 16 dolardan 18.1 dolara getirdi. Ve buna biz kısmi bir toplanma dedik biliyor musunuz? Bu Dead Cat Bones'tur. Yahu hocam kısmi bir toplanmada bu kadar yükselen bir coin normalde neler yapar? Bak hemen anlatıyorum. Çok güzel bir nokta. Neo'da ana desteğimiz 16 dolar. Birinci desteğimiz 17 dolar. Eğer birinci desteğimiz kırılırsa blok destek 16.5 dolar. Blok desteğimiz kırılırsa ana desteğe gelmesi kaçınılmaz olur. Ana destekte kırılırsa 15 dolara doğru bir yol başlar. Ama bu süreçte bunu bekliyor muyum? Hayır arkadaşlar. Bitcoin yerinde sabit durduğu sürece 11 bin dolardan düşmediği sürece bura hayal artık. Net konuşmak gerekirse hayal. Gelelim ne onun yükseliş bandına. Bak arkadaşlar birinci direnç 18.5 dolar çok ama çok önemli. Bura kırıldığı takdirde olacak senaryoları söylüyorum. 18.7'lere gelir, 18.5'lere döner, 18.9'lara gelir, 18.6'lara geri döner. Nasıl yani hocam? Dalgalanma olur, dalgalanma. Tıpkı kalp ritminde olan şeyler gibi. Şu anda piyasada dalgalanma var, toplama var, toplama. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Hiçbir coin bir anda böyle çıkarak tarih rekoru kıramaz. Ama şöyle kırabilir. Bak, bak boğa sezonuna girmeden önce neler yapmış? Şu anda baktığımızda bak tam boğa sezonuna girmeden önceki grafikte ne yapmış? Yükselmiş, biraz geri çekilmiş, bir daha yükselmiş, biraz daha geri çekilmiş. Biz bunlara toplama diyoruz arkadaşlar. Topluyor, geri dönüyor yavaş yavaş. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir anda buraya kadar çıkamaz. Ama geri çekilir, bir daha çıkar, geri çekilir ve enfes bir şekilde çıkar. Şu anda piyasada tam olarak bu var arkadaşlar. Bunu hangi coin için diyorsanız deyin ama bu var. Düzeltmeye gidiyor, düzeltmeye. Topluyor, düzeltiyor, topluyor, düzeltiyor. Bak, topladı,
düzeltti. Topladı, düzeltti ve boğa sezonuna çıktı. Şurada 25.500'leri görmüştü. Ne o rekor kırmıştı. Neden olmasın? Neden 27'ler, neden 30 dolarlar olmasın? Ne o buna hazır mı? Bomba gibi. Dünden hazır. Dünden. Çünkü alta düştüğünde inanılmaz takviye aldı. Ve çok da sert çıkabilir arkadaşlar. Ne o için sizleri uyarıyorum. Şimdi burada ne yapar ne o? Bak. Güzel çıktı. Sabahtan buraya güzel çıktı. Ama bir düzeltme yapabilir. Bir küçük düzeltme yapar. Gerekirse bir gün yatay gider. Öbür gün kalktığınızda ne o? Buradan bir tık daha yukarıya çıkmış. Ardından yine küçük bir düzeltme. Bak küçük diyorum, sert demiyorum. Yine küçük bir düzeltme. Yine gerekirse bir gün yatay. Ardından bir bakmışsınız belki de ikinci direnci bile aşmış arkadaşlar. Her yüksek çıkışlar düzeltmelerle olur. Hiçbir coin boğa sezonuna girmeden önce bir anda çıkmaz. Çıkmaz. Hep düzeltmeye giderek çıkar. Unutmayın bunu. Bak mesela 16.5'dan 18'e çıktı. 17.50'lere geri düşmesi normal. Bir bakarsınız yarın 18.50 olur. Yine 18'e düşer. Bir bakarsınız öbür gün 19 olur. Her gün üstüne koya koya gider düzeltmede. Düzeltmeler sert düşüşler değildir. Düzeltme olmazsa sıkıntı. Mesela EOS 23'e bir anda çıktı. Bir daha gördün mü 23'ü? Hayır. Ama bir anda 21'e çıksaydı geri 20.50'ye düşüp öbür gün 22'ye doğru çıkabilirdi. Düzeltmeler önemli. Bu noktalarda bizlere ne düşüyor? Mantıklı şekilde trene atlamak düşüyor arkadaşlar. Şu noktalarda mantıklı yerlerde trenlere atlamak düşer bizlere. Gerisine karışmamak gerekli. Hocam dirençlere geçelim. Birinci direncimiz 18.50. Bura kırıldığı takdirde anlattım sizlere zaten olası senaryoyu. İkinci direncimiz 19 dolar. Peki bir şey dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Bakın çok güzel bir detay var. İnce bir detay. Belki de dikkatinizi çekmiştir. Eğer dikkatinizi çektiyse yorum kısmından yazmayı unutmayın. Arkadaşlar neden merdiven gibi çizdim? İnerken de neden merdiven inişini yaptım? Biliyorsunuz ki bu şekilde merdiven inişi oluyor. Bu şekilde de merdiven çıkışı oluyor mumlara baktığımızda. Hani böyle merdiven gibi çıkıyor ya. Şuralarda asansörler oluşuyor. Geri devam ediyor tıpkı Bitcoin'in çıkışı gibi. İşte buradan da anlayacağınız üzere çıkışlar merdivenli olacak arkadaşlar. Merdivenli. Yani olası küçük düzeltmeler sizlerin moralini bozmasın. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Bitcoin 11 bin dolardan inmediği sürece bu coinler çıkacak. Hacimleri doldu. İkinci direncimiz 19 dolar. Fark ettiyseniz üçüncü direnci 2 dolar yukarısına 21 dolara çizdim. Çünkü dönüm noktasını 19 dolarla 20 dolar arasında yapacak. Eğer burayı kırıp tutunursa 21 çok ama çok uzun değil arkadaşlar. Söyleyeceklerim ne öyle bu kadar. Umarım anlaşılır bir dilden anlatabilmişimdir. Gelin hep birlikte diğer coinimiz olan Ethereum'a. Evet arkadaşlar, geçiş sahnesini de verdiğimize göre gelelim Ethereum'a. Ethereum çok kısa sürede inanılmaz yükselen bir coin oldu ve ben bunu Discord grubumuzda VIP odasında sizlere söylemiştim. Katıl butonundan katılan dostlarım da çok iyi hatırlarlar ki canlı yayında Ethereum'a dikkat edelim demiştim. Peki hocam sen nerelerde söylemiştin bunu? Tam burada. 350 dolarda. Ne kadar sürdü hocam? Ne kadar sürdü biliyor musun? 3 veyahut da 2 gün sürdü. Şuralardan aldı. Bakalım hatta 8 Ekim, 10 Ekim. 2 gün. 2 günde bir coin üzerine 15 dolar koydu. 15 dolar. Ha, Ethereum için buralar yeter mi? Hayır. Aynı şeyleri Ethereum için de düşünelim. Şu anda baktığımızda merdiven gibi düşüş, merdiven gibi çıkış. Bu çıkışları böyle koyduğum zaman artık şunları anlayın arkadaşlar. Ha, bu coin çıktığında demek ki bir tık düzeltme yapabilir, geri çıkabilir. Yani hani şunu düşünüyorsanız ya Ethereum'a nereden gireyim, bu fiyattan gireyim mi, daha da çıkıyor. Yapmayın. Hiçbir zaman yükselen coin'e aynı saniye binmeyin. Ya treni kaçırıyorum deyip binmeyin. Çünkü o coin zaten düzeltmeye gidecek. Gitmek zorunda. Gitmek zorunda çünkü sert yükselişler hep düzeltmelerle olur. Toplar düzeltir, toplar düzeltir. Bunları unutmayalım. Baktığımızda bir anda 373'e kadar gerileyebilir. Bir çıkışında da 377 olur. Bir daha geri çeker 376'ya. Bu sefer bir çıkar birinci direncimize. Neresi hocam birinci direnç? 380. Önemli. 380'den düşmediği takdirde 400 ile 390 arasında oynar. Böyle gider gider gelir. Gider gider gelir. İkinci direncimiz 390. Üçüncü direncimiz 400 dolar. Önemli. Eğer 400 doların üstüne çıkarsa şuralar çok uzun değil. Bak buralar, buralar çok ama çok uzun değil. Ethereum 400 doları geçen kırdığında, boğa sezonunda kırdığında tam olarak kaç dakikada 330 dolara çıktı fark edebildiniz mi? Ben söyleyeyim. 5 veyahut da 6 dakikada. O zamanlar Ethereum'a yatırım vardı.
Arkadaşlar yemin ediyorum her saniyede bir 100 lira artıyordu bakiyem. Her saniyede 150 lira koyuyordu üstüne. Çünkü inanılmaz sert bir ivme yakalamıştı. Neden gene yakalamazsın? Neden 500 dolarları görmesin? Ethereum'unu hak etmiyor mu? Hak ediyor. En köklü coinlerden bana göre. DeFi'nin en iyi coin Ethereum'dur. Bunu da unutmayalım. Ethereum için halen söylüyorum. Buralar hayal değil. Bir sonraki videolarımda canlı yayınlarımda da sizlere vurgularım. Ethereum'a dikkat edelim. Buralar hayal değil Ethereum için. Boğa yakındır. Pençeyi vurdu. Dead Cat Bounce'ı başlattı. Dedi ki ben vurdum omzuna. Kaldırdım abi. Gerisi sende coin dedi. Sen alttaydın, ben seni aldım havaya attım. Gerisi sende artık, bundan sonra kendi kaderini çiz dedi. Ethereum'da önümüzdeki günler çok güzel kaderler bizleri bekliyor olacak arkadaşlar. Gelelim hepinizi hemen yani en azından benim gördüğüm kadarıyla, canlı yayınlarımda söylediğiniz kadarıyla veyahut da videolarımın altına yazdığınız yorumlar kadarıyla sizleri en perişan eden coin'e, Chainlink coin'ine geldiğimiz zaman, bak arkadaşım, Chainlink'te en son videoyu çekerken şuraya bir X koymuştum. Hatta bunu canlı yayınımda da koymuştum. Bayağı bir soru gelmişti. Hocam bu ne işe yarıyor? Dedim ki Chainlink'in dönüm noktası bura. Burayı unutmayın. %80 ihtimalle yukarı atacak dedim. %80 ihtimalle. %20 ihtimalle de aşağı atacak dedim. Bak 7 Ekim'de. Geçmiş videolarıma, geçmiş canlı yayınlarıma girerek bunu teyit edebilirsiniz siz de. %20 ihtimalle aşağı atar ama %80 ihtimalle yukarı atar dedim. Dediğim yerlerde arkadaşlar tam X'i koyduğum fiyata bakıyorum. 8.86. Şu anda geldiği nokta 10.68. 2 dolar fark koymuş. 2 dolar az para değil, şu an 16 lira 2 dolar arkadaşlar. Baktığımız zaman bu dönüm noktasını geçirmiş. Bak burayı siliyorum gözlerinizin önünde. Hop bitti artık dönüm noktası. Çok sağlam bir yerden dönüm noktası yaptı. Hocam daha devam eder mi? Eder. Link'te hedef 11 dolar. Bu sefer dener, sağlam da dener. Bak sağlam dener. Bu coin ne yapacak? Yine aynı. Fark ettiyseniz asansör gibi çizdim ama aralıkları çok fazla. Bu ne hocam? Anlatacağım. Birinci destek 10 dolar. Haber. Bitcoin 11 binden aşağı inmediği sürece Link'in 10 doları kıracağına ihtimal vermiyorum. %10 bir ihtimal düşünelim. Kıramayacağı %90. 10 doların altına inme ihtimali de %10. İnerse. Bitcoin'de böyle bir baktık ki 10.300'lere, 10.200'lere gelmiş. Buralara dikkat. Ana destek 8.5 dolar. 8.5'un altına inerse 7.5'lara kadar düşer. Zamanında düştüğü yerler gibi. Buradan bir pump yapamazsa 7 dolarlar hayal değil. Her zaman perspektif olmakta fayda var. Ne görüyorsam onu söylüyorum sizlere. Link'te de aynısını söyleyeceğim. Geldiğimizde arkadaşlar Link şu anda 16.68. Bir bakarsınız 16.80 olmuş. Bir bakarsınız 10.60 olmuş. Bunlar olan şeyler. Çünkü sert yükseldi. Bugün bu da Dead Cat Bounce'u başlattı. Ölü yaprak uyanışına girdi. Kısmi bir toplanma diyoruz ama kısmi toplanmada neler yaptı? Gerçekten gözleri tekrardan önüne serdi Link'te. Baktığımız zaman tekniklerde şu an güçlü ala doğru yaklaşmış bulunmakta. Tam alın ortasında. Bir tık daha hareket yaptığında herkes bu sefer yörüngeyi buna çevirecek. Ooo tren kaçıyor, binmeliyim deyip güçlü ala geçecek. Ha siz bu durumda ne yapmalısınız? Şunu düşünüyorsanız. Ya elimde para var hoca. Coinler dakikada bir yükseliyor. Ben trenimi mi kaçırıyorum? Tren miren daha başlamadı. Tren daha yeni yeni hareket ediyor. Yavaş yavaş cuf 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 diye yavaş yavaş gidiyor. Daha gaza basmadı. Rolenti'de çalışıyor tren yahu. Baktığımız zaman birçok üyem görüyorum. Discord grubunda, VIP odasında özellikle Gökhan Bey bunu sürekli söylüyor. Tabi sizler de kendinizce haklısınız. Bir anda çıkarsa burayı kaçırmak istemezsiniz. Ama şu an bir anda çıkacak bir durum yok. Düzeltmeye gidecek. Zaten sabahlar bu ara arasında bir anda çıktı. Bunun düzeltmesini yapacak ki yapıyordu arkadaşlar. Düzeltmeye gittiği anda mantıklı yerlerden alım yaparsanız yine içinizde kalmaz. Ha şunu yapmayın. Coin bir anda yükseldiğinde o saniyeden almayın. Alırsanız bekletir yine. Olası bir aşağı yönlü hareket gelse bu sefer durduk yere zarar edersin. Çünkü düzeltmeler olmak zorunda. Şu an anlattığım bütün coinlerde düzeltme yapacak, yapılacak, yapılacak. Bu videoyu izlediğinizde açıp bakarsınız zaten. Düzeltme oluyor mu olmuyor mu? Bir yere kadar sert çıkar. Bak bir anda 11 dolara gelir. 11 aşamazsa geri buraya gelir. Aşarsa bir anda zaten bak birinci direnç 11 dolar önemli. Burayı kırarsa bak direnç aralıklarını nereler koydum. Çünkü bura kırılırsa burada olduğu gibi uçar. Bak nereden çıkmış? 11 dolardan çıktığı nokta bir anda 13 dolar. Görüyor musunuz? Geri bir düzeltme. Burada almış olsaydınız hop
12.90'a kadar düşüyordu. Yahu burada alacağına biraz sabredip şurada almış olsaydın hem daha çok coin'le hem daha az maliyetle daha fazla karını oynardın. Neden? Şurada atıyorum 40 coin alıyorsan burada 43 coin alırdın. Ve çıktığında da 3 coin daha fazladan satardın. Oradaki karı da alırdın. Bu ince hesaplar kazandırır. Lütfen acele etmeyin. Düzeltmeleri bekleyin. Alın demiyorum sizlere. Bu tamamıyla sizlerin kendi kararı. Ben alın, satın diyemem. Eğer alacaksanız acele etmeyin. Düzeltmeleri bekleyin. Çünkü yapacak yapmak zorunda. Siz anladınız ne demek istediğimi. Geçelim fiyat dilimine. 11 dolar kırıldığında. Geçmiş seanstakini gösterdim sizlere. Tam olarak fiyat yerleri buralara doğru uçmuş arkadaşlar. Neden olmasın? Neden daha sert bir noktalar gelmesin? Neden 20'ler 22'ler denenmesin? O kadar düştü. O kadar alttan takviye aldı. Hoca neden olmasın? Ya ben 140'tan aldım. Hocam hızlı anlat. Bekle. Bekle, şu ana kadar bekledin. Şu an güzel bir dönüm noktasında. Burada niye beklemeyeceksin? Şu an sizlere daha fazla umut doğdu biliyor musunuz? Çünkü bir anda 11 doları kırarsa direkt 12.5'a kadar çıkabilir. Herkes şu anda 11 doları bekliyor balinaların. İnsanlar o kadar yüklü parayı 11 direncini kırdıktan sonra girecek. Bir bakmışım bir anda roketlemiş. Tıpkı burada olduğu gibi. Yahu bakar mısın şu hızına? 11 dolardan direkt bir gün içerisinde 14.5 dolara çıkmış. Neden olmasın? Orada da yine böyle aşağılardaydı gördüğünüz gibi. Hop bir anda uçuş sezonu. İkinci direnç 12.5 dolar. Buraya fazla uzun süreceğini düşünmüyorum gelmesi. Bak uzun sürmez. Eğer 11 dolar direncinde dayanabilirse bir gün, bir gün sadece dayanırsa sabah bir bakmışsınız ki belki de 12.5 dolar. Neden olmasın? Neden? İmkansız diye bir şey yok. Ardından 3. direncimizi de çok daha fazla merdiven başlığı koyarak 14 dolar çizdim. Çünkü bu coin yükseldiğinde böyle sert iki mumu koyup bak şöyle olacak. Şu an bura kırılırsa yanına bir küçük yeşil mum, bir küçük daha, bir küçük daha, sonra biraz büyük, sonra bir tık daha büyük. Bak. Biraz büyük, bir tık büyük, sonra büyük ve ardından ikinci büyük mum neydi bu? İkili tip boğa formasyonu mumuydu. Bura gelirse buraları da ala parça eder arkadaşlar. Ala parça eder. Şu anda 140'dan, 130'dan, 120'den, 100'den link alan varsa biraz mutlu olabilirsiniz bu videodan sonra. Link için söyleyeceklerim de bu kadar. Unutmayalım, 11 direnci hayal değil. Her an gelebilir arkadaşlar. Topu tüfeği hazırladı ve rokete başlıyor coinler artık. Hatırlıyorsanız bu ayın başında ilk çektiğim videoda da söyledim. Discord'da da söyledim. Bu ay bir boğa sezonu bekliyorum dedim. Hepiniz sallama lan oradan dediniz. Şimdi hepinizden tekrar yorum bekliyorum. Helal hocam demenizi bekliyorum. Ama daha boğa sezonu başlamadı. Relax, bunu duyunca mutlu olmayın. Ama benim söylediğim zamanda, ben söylediğimde coinler buradaydı bu arada. Söyleyeyim tam... Eylül'ün sonunda söylemiştim. Tam bir Ekim'de söylemiştim. Bak mesela Link Taner'deydi. Nereleri gördü? Ama umudum bitmedi. Nerelere çıktı? Umudum yeşerdi ama henüz bir şey değil. Net bir şey yok arkadaşlar. Henüz boğa sezonunun başladık diye bir şey yok. O yüzden hemen atlayayım trene. Gidiyor, boğa geliyor, satarım filan hesaplarına girmeyin. Daha durun. Ya siz zaten abone olup bildirimleri açtığınızda ben an bir an her gün video atmıyor muyum? Hop izlersin, ona göre manevra yaparsın. İşine geliyorsa yaparsın dostum. Riskinde, senin bütün her şeyinde, sorumluluğunda senin bu işte. Kripto parada her zaman risk vardır. Her zaman. Hayatın her yerinde risk vardır. Şimdi söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Ben bu ayın başında video çekip bu ay içerisinde boğa sezonu bekliyorum dedim. Discord odasında VIP grubuna söyledim. Discord'da hepinize söyledim. İşte YouTube'da topluluk sekmesinde söyledim. YouTube'da her videolarımda, her canlı yayınlarımda ben bu ay bir boğa sezonu bekliyorum dedim. Çoğunuz bu adam çok sallamaya başladı artık deyip abonelikten bile çıkıyordu. Ama acaba şu an ne düşünüyorsunuz? Şu anda diğer YouTuber'lardan çıkıp da lan bu adam haklıymış diye mi dönüş yapıyorsunuz? Onları siz belirtirseniz sevinirim. Henüz boğa başlamadı ama halen söylüyorum, bu ay içerisinde bir boğa bekliyorum. O boğada elimizde güzel coincikler olursa iki kat para kazanmamız, sermayemizi ikiye katlamak mümkündür dostlarım. Esen kalın. Hepinize hayırlı günler veyahut hayırlı akşamlar diliyorum. Bol kazançlar olur inşallah hepinize. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen like atmayı unutmayın. Bakın o kadar mutlu bir şekilde videoya çıktım ki. Eğer 500-600 üzeri de like alırsam inanılmaz mutlu olurum. Yorum yapmayı da lütfen unutmayın. Yeni izleyenler varsa abone olup bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar.